Merhaba. Bugün sizlerle Onshape 3D çizim programına giriş yapıyoruz. Onshape, internet tarayıcısı üzerinde çalışan, 3 boyutlu tasarımlar yapabildiğimiz çizim programıdır. Onshape'in dahili olarak ücretli, ücretsiz ve öğrenci gibi planları bulunmaktadır. Ücretsiz planı kullandığımızda yapmış olduğumuz çizimlere tüm Onshape kullanıcıları ulaşır hale gelecektir. Tarayıcımıza onshape.com yazıp enterliyoruz. Dikkat etmemiz gereken başında HTTPS olan sayfaya girmemiz gerekiyor. 10 Onshape'e üye olmak için ana sayfaya girdiğimizde sağ üst kısımda bulunan Get Started Now butonuna tıklıyoruz. Bilgileri doldurduktan sonra Get Started butonuna basıyoruz. Açılan ekrandan üyeliğimize ait planı seçmemiz gerekiyor. Öğrenciysek orta kısımda bulunan Education kısmını seçebilirsiniz. Ben hobi amaçlı kullanacağım için Fun planını seçiyorum. Next diyoruz. Bize burada 10 şey bir hangi amaçlı kullanacağınızı soruyor. Ben yine burada hobici olduğum için bir hobist olarak seçiyorum. Plan olarak free plan mı yoksa professional plan mı hangisini seçmemiz gerektiğini söylüyor. Professional plan bildiğiniz üzere ücretli bir plan. O yüzden ben yeterli geldiği için şimdilik free planı seçiyorum. Bizden bir telefon numarası istiyor. Buraya kendi cep telefon numaranızı yazabilirsiniz. Daha önce hangi 3D programlarına aşinaysak onu burada soruyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben none seçiyorum. Yine CAD programlarında hangi aşamada olduğunuzu soruyor burada. Ben yine NAT şeklinde seçiyorum. İş yerinde herhangi bir CAD programı kullanıp kullanmadığınızı soruyor. Ben burada yine no seçeneğini seçiyorum. On Shape'i nereden duyduğunuzu soruyor. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben YouTube olarak yazdım. Bunları da onaylıyoruz. Şimdi üyeliğimi onaylamam için benim mail adresime bir mail gönderdiler. Onu onaylamam gerekiyor. Mailimize gelen aktivasyon mailini açtığımızda bizden password kısmını yani şifremizi oluşturmamızı istiyor. Buradan şifremizi oluşturalım. Alt kısma kendi adımızı ya da hobi amaçlı kurduğumuz şirket adımızı yazabiliriz. Yine politika kısımlarını onaylıyoruz. Açılan sayfadan uzunluk, derece, ağırlık gibi tanımlamaların bize karşılık gelen ölçü birimlerini yazmamız gerekiyor. Biz inç yerine milimetre kullanıyoruz. Derece kısmında herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Mechanical kısmında şuradaki pound değerini gram yapıyoruz. Next diyoruz. Gelen ekrandan OneShape default olarak bırakıp devam ediyoruz. Burada da bir herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. OneShape e kaydımız başarıyla gerçekleşti ve çizim yapma aşamasına gelmiş olduk. OneShape'in arayüzüne geldiğimizde sol üstte bulunan create butonundan istersek klasör, istersek döküman üretebiliriz. Ben şimdi şurada bulunan benim test klasörümün içerisinde yeni bir çizim oluşturacağım. Test klasörünün içine girdikten sonra sol tarafta bulunan Create butonundan Döküman kısmına tıklayıp Döküman ismimi yazdıktan sonra şuradaki Create butonuna tıklıyoruz. Şu an benim çizim yapacağım sayfa açılmış oldu. Burada gördüğünüz üzere front, right, top gibi nesneme hangi yönden bakmam gerekiyorsa o bu düzlemlerin bulunduğu alanlar var. Ben genelde nesnelerimin çizimini tap düzleminde çiziyorum. Buradaki tap düzlemini tıklayıp N tuşuna basıyorum. Daha sonra buradaki front ve right düzlemlerinin gizliyorum. Mouse'umun sağ tuşuna basarak ve hareket ettirerek düzleme değişik açılardan bakabiliyorum. Tekrar düzleme tam karşıdan bakmak için düzlemi tıklayıp N tuşuna basabilirsiniz. Tab düzlemine tıklayıp sol tarafta bulunan Create New Sketch butonuna tıklıyoruz. Biz bir çizim yaptığımızda kesinlikle o çizimi Sketch üzerine çizmemiz gerekiyor. O yüzden bu oluşturduğumuz Sketch'i açtığımız zaman bizim artık üst kısımda şekilsel araçlarımız çıkmış oldu. Şimdi üst taraftaki araçlardan bir dikdörtgen çizeceğim için merkezinden büyütebileceğim bir tane dikdörtgen aracını seçiyorum. Merkezden çizim yapmak istediğim için merkeze gelip bir kere tıklayıp sağa sola çekerek şöyle bir nesne oluşturuyorum. Dimensions aracına tıklayarak bunun kısa yolu D harfidir. Boyutlandırma işlemi yapıyorum. Şu çizgimin 20 mm olmasını, üst tarafta bulunan çizgimin 40 mm olmasını istiyorum. Nesnemize biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi 40'a 20 bir tane dikdörtgen çizmiş oldum. Bu dikdörtgen çizimimizin köşelerinden içe doğru bir radius, bir ovallik vermek istiyorum. Fillet aracını tıklıyorum. Ovallik vermek istediğim köşeleri seçiyorum. Radius'un 5 olduğunu görebilirsiniz. Ben bunu 3 mm olarak ayarlıyorum. Şu an sketch'ini onaylayıp sketch'ten dışarı çıkıyorum. Nesneme dış kısımdan bakacağım. Şimdi bu dit dörtgenimize 3 boyutlu olması açısından bir yükseklik vermemiz gerekiyor. Sketch'in hemen yanında bulunan Extrude aracını tıklayarak kalınlık vermek istediğim yüzeyin üstünü seçiyoruz. Mouse'umuzu yine sağ tıkına basılı tutarak objemize yandan bakalım. Nesnemi 25 mm değil de 8 mm yüksekliğinde olmasını istiyorum. O yüzden bunu 8 mm olarak ayarladım, işlemimi onayladım. Gördüğünüz gibi artık 20'ye 40 ve yüksekliği 8 mm olan bir nesne oluşturmuş oldum. Bu nesnemizin şu üst kısmına iki tane yuvarlak pim çizmek istiyorum. Bunu da yapmak için nesnenin hangi yüzüne çizimi yapacaksak o yüzeye tıklayıp tekrar çizim yapmak istediğimiz için sketch butonuna basıyoruz. Yukarıdaki araçlardan ortasından büyüyerek genişleyen bir yuvarlak çizmek istiyorum. On Shape'in en güzel özelliklerinden bir tanesi de kılavuz çizgileri bize otomatik olarak göstermesi. Merkezden sola doğru gelerek bir tane yuvarlak çizim yapıyorum. Daha sonra merkezden bu sefer sağ tarafa gelerek bir tane daire çizimi yaptım. D tuşuna basarak ölçülendirme aracımı alıp daireme tıklayıp dairemin çapının 10 mm olmasını sağlıyorum. Diğer dairemizin de çapını 10 mm olarak ayarlıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bu iki daire bizim bu dikdörtgenimizin dışına doğru taşma yaptı. Ölçülendirme aracını açıyorum. Merkeze bir kez tıklayıp daha sonra dairemizin dış yüzeyine tıklayıp aradaki boşluğu 5 mm olmasını sağlıyorum. Aynı işlemi sol tarafta bulunan dairemiz için de yapıyoruz. Merkezimize bir kez tıklayıp daha sonra dairemizin dış çizgisine tıklayıp açılan ölçü kısmına 5 mm yazıyoruz. Bir dikdörtgenin üst yüzeyine merkezden 5'er mm uzaklıkta ve 10'ar mm çapında olan iki tane daire çizmiş olduk. Tekrar bu skeç işlemini onaylıyoruz. Şimdi bu dairelerimize de bir yükseklik vererek bunun 3 boyutlu olmasını sağlayalım. Üst menümüzde yer alan Extrude aracını tıklıyoruz. Yükseltmek istediğimiz objeyi tıklayıp 10 mm olarak ayarladım. Daha temiz gözükmesi için şuradaki top yüzeyinin görünürlüğünü kapatıyoruz. Sağ tarafta bulunan görünüm şekillerinden izometreye tıkladığımızda Gördüğünüz gibi artık üç boyutlu ilk çizimimizi yapmış oldu. Videolarımı anlatırken işte şu araç şu yarıyor, şu araç şu yarıyor yapmak yerine böyle ufak ufak küçük şekillerden kendi işimize yarar araçları öğrenmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şekiller çizerek birçok alanda bize yardımcı olacak 10 shape'i yavaş yavaş öğreneceğiz. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.